Hadi gelin sizinle doğru tasarımı gerçekleştirelim. Bu arada arkadaşlar tekrar söylemek istiyorum. Daha önce söylemiştim. Bu hiçbir şekilde benim kişisel görüşüm değil. Burada yap yapacağım örnek tamamen normalizasyon kurallarını belli seviyeye getirdiğim getirebileceğimiz normalizasyon kurallarına uyarak gerçekleştiriyorum. Bunu zaten İsparta'da neden böyle yaptığımızın ispatını da ...yaparken aktarıyor olacağım size. Evet, e, New Database diyorum. E, burada ben SQL Server'ın Management Studio... ...sonu kullanacağım ama... ...SQL Server'ın kendisini kullanacağım ama siz istediğiniz veri tabanı ile çalışabilirsiniz açıkçası. E, hiç önemli değil. yani veri Veya... ...Excel'de de yapabilirsiniz. E, hiç önemli değil açıkçası. E, eğitimimizin SQL Server ile hiçbir alakası yok. Dolayısıyla ben burada bir tane veri tabanı oluşturacağım ve veri tabanımın ismi banka. Tabii ki buradaki optimizasyon vesaire süreçleri konumuzla alakalı değil. Yine girmiyorum. Normalde burada biraz çalışmak gerekiyor. Okey diyorum. Ee, şimdi burada e, ben banka veri tabanı tasarladım. Bir tane diyagram oluşturacağım aslında. Gelme nedenim buraya buydu. New database diagram dedim. Şimdi burada öncelikle ben olaya başlamak istiyorum. Şimdi arkadaşlar. E, kend, burada hani az önceki tasarımda siz çalışırken hatırlayın. E, siz örneğin kendi kodlarınızda çalışsaydınız. Ben eminim siz hiçbir zaman gerçek müşteriyle tüzel müşteriyi tek bir nesne altına koymalıdınız. Gerçek müşteriyi ayrı bir e, klas olarak, tüzel müşteriyi ayrı bir klas olarak hatta hatta biraz daha abartıp gerçek müşteri ve tüzel müşteri için based bir sınıf oluşturduğunuz ortak alanlar için. Aslına bakarsanız aynı yapı burada da geçerli. Dolayısıyla öncelikle bu tip yapılarda temel sınıfı oluşturuyoruz. Temel sınıfı oluşturmanın çok ciddi avantajları vardır. Ee, burada özellikle solid prensiplerinin o harfini sıklıkla görürsünüz. Yani open close principle. Bu prensip der ki yeni özellik eklediğinizde uygulamada hiçbir şeyi ...değiştirmemelisiniz. Peki bu ne demek? Birazdan konuşacağız. Öncelikle temel sınıfım. Benim için ikisi de birer müşteridir. Yani gerçek müşteri de... ...tüzel müşteri de birer müşteridir. O yüzden müşteriler... ...tablosu. İsimlendirme kuralı olarak... ...çoğul kullanıyorum. Bu bir best practice. Çünkü tablolarda... ...bu bir entity diagram değil... ...direkt veri tabanı... ...oluşturacaktır. O yüzden... E, tablo isimleri çoğul olmalıdır. E, SQL Server isimlendirme kurallarına uyuyorum. Siz çalıştırdığı ortama göre değiştirebilirsiniz. E, Pascal Casing yani kelimelerin ilk harfleri büyük ol olacak şekilde kullanılır. Bunun dışında e, yine e, biraz daha böyle ek bilgi vereyim. Yani şu ifadelerden kaçın. İşte müşteriler e, TBL veya TBL müşteriler şeklinde e, ifadelerden eee Zaten tablo tablonun altında onun tablo olduğu belli. Ee, işte genellikle işte stored procedure odaklı gidilen yapılarda or, o, o objelere isimler vermek için veya view'lara vermek için kullanılıyor. İşte view'lar maalesef çoğu ortamda yanlış amaçla kullanıldığı için böyle bir onları birbirinden ayırt, ayırma şeklinde kullanılıyor. ki bu bir tablo, obje tanımında belli zaten tablo oldu. O yüzden e, isimlendirme kuralı e, bu şekilde olmalı. Müşteriler tablosu. Müşteriler dememizin nedeni içerisinde birden fazla müşteri tuttuğu için. Yani her bir kayıt ona tuple deniyor. İçindeki her bir kayda row, tuple neyse, e, tuple deniyor. E, burada oluşturabiliriz. Bakın kolon ismi. Buradaki diğer bir best practice'e gelelim. O da her tablonun mutlaka bir ID'si olmalı. Bu e, sıklıkla yapılan hatalardan bir tanesi. Örneğin müşteriler ya. işte müşteri numarasını veriyor. bu Buna primary key diyor aynı zamanda. Veya TC kimlik numarasını veriyor. Ona primary key diyor. Ee, kesinlikle bunu e, yapmamalısınız. Nedeni de şudur arkadaşlar. Siz e, burada TC kimlik numarasını e, örneğin ya da müşteri numarasını e, ID olarak verdiğiniz zaman e, diğer for, foreign kitablularda Yine bu müşteri numarasını ve ID oralarda da kullanmanız gerekir. Fakat mesela şöyle düşünün, müşteri numarasının değiş, yani bir banka için müşteri numarasının değişmeyeceği garantisini kimse size veremez. Yani banka e, daha önce yaptığı müşteri no numarasındaki hatadan dolayı e, eksik eksik bir tasarım görmüştür müşteri numarası tanımlanırken. Ne bileyim. Müşteri numarasında gerekli olan müşteriyi tanımaya yönelik kodları eksik vermişlerdir. Müşteri numarasında yönetim, müşteri numaralarında değişikliğe gider. Böyle bir durumda düşünsenize ilişki vermişsiniz. Her tarafta bu ilişkiler. Bir yeri güncelleyemiyorsunuz. Mecburen bütün ilişkileri kaldırıp her yeri güncellemeniz gerekir. Veya daha sık yaşadığımız mevzulardan bir tanesi. Mesela bankalar birleşiyor. İki banka bir araya geliyor. Yeni banka oluyor. ...ikisinin de ayrı müşteri numaraları var. E, ayrı bir standart gerekebilir. Böyle durumlarda değişiyor. Veya TC kimlik numarasının da aynı şekilde... E, ...yarın öbür gün... E, ...devletin işte... TC kimlik numaraları artık böyle olacak... De, ...demeyeceğini... E, ...bilemeyiz. E, dolayısıyla burada... ...bu best practice'den de... E, dem vurduktan sonra... E, ...her tablonun mutlaka bir ID'si olmalı. İşte ID olarak ben integer vereyim. Eee... ID bir primary key. SQL Server kullandığım için ben burada isIdentityYes yapıyorum. Yani otomatik artacak. İşte Oracle'da Secures vs. gibi karşılıkları var. Onu biliyorsunuz zaten. ID. Bunun dışında müşteri numarası var. İşte bankanın müşteri numarasının 10 haneli bir alan olduğunu düşünün. Şimdi bakın burada müşteri numarası 10 karakter ya. Ee, ve bunu hep biliyoruz. Biz 10 e, karakterlik data tutacağız. O yüzden böyle sabitlerde char kullanın. Char gerçekten de 10 karakterlik alan e, tutacaktır. Hmm. Ama var varchar'da siz e, yani 10 yazdığınızda da 10 e, tutmuyor aslında. Özellikle e, örneğin varchar'da 5 karakterlik giriş yaptığınızda gerçekten 5 karakter tutuyor. Ama VARCHAR'ın problemi şu. İlk, ilk kez işte 5 karakterlik bir şey girdiniz 5 byte olarak tuttu ya sonra 2 karakterlik bir şey girseniz onu yine 5 byte olarak tutuyor. İşte veri sıkıştırma falan yapmanız gerekiyor. Yani bu tip sabitlerde CHAR kullanın arkadaşlar. Müşteri numarası da nullable değil. Bir müşterinin ID'si var. Tamam. Müşteri numarası var. O da tamam. Bunun dışında müşterimizin ortak özelliği olarak şöyle şuraya baktığımız zaman ad soyad tc kimlik no bunlar ortak değil sadece şu aşağıda şey hatırlıyorum ben kanal id yani bir müşterinin her müşterinin sisteme dahil olduğu bir kanal var ben şimdilik bunu tanımlıyorum kanal id integer hangi kanaldan sisteme dahil olduysa tabii ki o da nullable değil şeklinde tanım gerçekleştirdim. Evet. Müşteriler tablomu oluşturmuş oldum bu şekilde. Devam edeceğiz. Belirli best practice'ler var. Onlardan yine konuşacağız arkadaşlar. O yüzden şimdilik bunu kalan neyse çekiyorum. Sadece kolun isimleri görünsün. Ve bir sonraki tasarımla, tablo tasarımıyla devam edeceğiz.